Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Modern periyodik sistem diyoruz arkadaşlar. Daha önceden ne yapmıştık? Periyodik sistemin tarihçesinden şöyle bir bahsetmiştik. Periyodik sistemle ilgili yapılan ilk çalışmaları değerlendirmiştik. Şimdi geldik günümüzde kullandığımız modern periyodik sistemi daha detaylı bir şekilde incelemeye. Peki neler öğreneceğiz, karşımıza neler çıkacak, onlardan bahsedecek olursak. Öncelikle modern periyodik sistem diyeceğiz. Önce bir modern periyodik sistemi tanıyacağız. Sonrasında ise herhangi bir elemente ait biz periyodik sistemdeki konumu nasıl tespit edebiliriz? Biz o elemente ait hangi bilgilere sahip olmalıyız ki tam olarak nokta atışı periyodik sistemin neresinde bulunduğunu söyleyebilir. Şimdi öncelikle şunları söyleyeceğiz. Modern periyodik sistem karşımızdaki gibi olacak arkadaşlar. Neler var? Düşey sütunlar ve yatay satırlardan oluşuyor. Ve biz bu düşey sütunlara grup adını vereceğiz ki elementleri aslında ortak özelliklere göre, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin ortak özelliklerine göre sıralandığı nokta bu gruplar oluyor. Yani iki element aynı gruptaysa benzer fiziksel ve kimyasal özellikler taşımalarını bekliyor olacağız. Yatay satırlara ise ne isim veriyormuşuz? Periyot adını veriyormuşuz arkadaşlar. Bu da daha çok atomun çapıyla ilgili bizi bilgilendiren durum oluyor. Kaç tane katmana sahip olduğunu, ne kadar fazla elektrona sahip olduğunu bize o söylüyor. 7 tane periyot ve 18 tane grup vardır diyeceğiz şekilde de gözlemlediğimiz üzere. Şimdi burada biz grupları oluştururken iki tane sistem karşımıza çıkacak. Bir harf sistemi kullanıyor olacağız ki aslında günlük hayat sistemi olarak bunu değerlendirebiliriz. Çoğunlukla karşımıza bu harf sistemi çıkıyor olacak. Veyahut daha sistematik bir gruplandırma şekli de karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla ikisini de biliyor olmamız gerekiyor aslında. Şimdi 8 tane A, 8 tane B grubu vardır diyeceğiz. Biz harf sistemine göre değerlendirdiğimiz zaman A grupları 1A ve 2A grubunun burada, 3A'dan 8A'ya kadar kalan kısmın burada. B gruplarının ise şu aradaki kısımda olduğunu söyleyeceğiz. Burada da B grupları yer alıyordur diyeceğiz ve 8'er tane olduğunu belirtebiliriz arkadaşlar. Ancak burada 8B grubunun 3 tane alt sütunu var. Yani biz A gruplarına baktığımız zaman 1A bir tane sütun, 2A bir tane sütun. Her birinin birer tane sütundan oluştuğunu göreceğiz. B gruplarına geldiğimiz zaman ise burada 8 tane B grubu var diyoruz ama 10 tane sütun var. Neden? Çünkü 8B grubu buradaki 3 sütunun 3'ünü birden kapsıyor. Yani buradaki 3 sütunun 3'ü de 8B grubudur. Çünkü birbirine daha yakın fiziksel kimyasal özelliklere sahiplerdir. A grubu elementlerine de baş grup elementleri adını vereceğiz. Yani biz periyodik sistemde yer alan elementleri iki ana başlığa ayıracağız dersek eğer baş grup elementleri ve yan grup elementleri şeklinde ikiye ayırmamız gerekiyor. Baş grup elementleri bu az önce harflendirdiğimiz sistemde yaptığımız A grubu elementleri olacak. Yani 1A 2A sonra zıpla buradaki kompleksini. 3A 4A 5A 6A 7A ve 8A grupları bizim için baş grup elementleri olacak. Diğerleri ise arada kalan bu B grubu elementleri ise yan grup elementleri ismini alacak veya daha ilerleyen kısımlarda bunların geçiş elementleri ya da geçiş metalleri olduğunu söyleyeceğiz. Peki sistematik numaralandırmaya, sistematik gruplandırmaya geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Burada diyoruz ki her bir sütun bir gruptur ve dolayısıyla 18 tane sütun olduğuna göre de 18 tane grup vardır. Baştan başlayalım, birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup şeklinde isim numarasıyla sıralandırabiliriz ve her birine bir gruptur diyebiliriz. Dolayısıyla yapacağımız tek şey 18 tane grubun her birine sayı vermek olacak. Yani 14. sıradaki gruptan bahsediyorsam bu 14. gruptur. Bu kadar basit bir sistemlendirme, sınıflandırma yer alıyor. Ancak daha çok karşımıza aslında bu harf sistemi çıkıyor olacak. Peki modern periyodik sistemdeki bu 7 tane periyot var dedik. Bu periyotlarda kaçar tane element yer alıyor? Bunlardan bahsedecek olursak arkadaşlar aşağı doğru geldikçe. Şimdi birinci periyotta bir tane burada hidrojen var. Bir de şurada helyum var. Sadece bu iki element var. Bunun dışında element yok. Birinci periyottan bahsediyorsak. İkinci periyoda geldiğimiz zaman yani ikinci yatay satırdan bahsettiğimiz zaman iki tane burada, 6 tane de burada olmak üzere toplamda 8 tane element yer alıyor. Yani birinci periyottan bahsediyorsan sadece 1A ve 8A'da olmak üzere 2 tane element var. İkinci periyottan bahsediyorsak 1A, 2A, 3A, 4A, 5A şeklinde A gruplarının tamamında birer tane olmak üzere toplam yine 8 tane element vardır diyeceğiz.
Üçüncü periyoda geldiğimiz zaman aynı şekilde 1A2A buradan da yine A gruplarında yani sadece baş grup elementlerini oluşturacak şekilde 8 tane element yer aldığını görebiliyoruz. Dördüncü periyoda geldiğimiz zaman burası işte B gruplarının başladığı nokta. Biz ne diyoruz? Dördüncü periyotta 2 tane burada, 6 tane burada olmak üzere toplamda yine 8 tane baş grup elementi var. Ama ara gruba geldiğimiz zaman 10 tane sütun 10 tane element demek. Dolayısıyla 8 tane baş grup olarak 10 tane de yan grup olarak toplamda 18 tane elementin yer aldığını söyleyeceğiz. Dördüncü periyottan bahsediyoruz isek. Beşinci periyotta aynı durum söz konusu. Yine 18 sütunun her birinde birer element var. Yani toplamda 18 adet element yer alıyor. Ancak 6. ve 7. periyotta şu görüntü bizi şaşırtmasın arkadaşlar. Neden? Çünkü 18 tane element olmasını bekliyoruz. Ancak aslında bu 6. ve 7. periyotlarda sığamadığı için aşağıya doğru yazılmış lantanit ve aktinitler yer alıyor. İşte bu yüzden buradaki 14 elementi de buraya eklediğin zaman 6. periyotta 32 tane element olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Aynı şey 7. periyot için de geçerli. Normalde burada 18 tane element var ama bu şurada aktinitler olarak yazdığımız 14 tane element aslında bu periyoda ait elementler. Sadece periyodik sistemde buraya sığmadığı için onu aşağıda ekstra bir satır olarak yazmış durumdayız. Dolayısıyla aktinitleri de eklediğimiz zaman yine 7. periyotta da toplamda 32 tane elementin bulunduğunu söyleyebileceğiz. Burada önemli olan ve farklılık gösteren neresi? Lantanit ve aktinitlerdir. Bunlar dediğimiz gibi lantanitler aslında 6. periyotta bulunurlar ancak orada yer olmadığı için oraya yazmıyoruz. Aktinitler de aynı şekilde 7. periyotta bulunurlar ancak orada yer olmadığı için oraya yazmıyoruz. Alt tarafında yer alıyor. Dolayısıyla periyodik sistemi bu şekilde genel anlamda özetleyebiliriz. Peki modern periyodik sistemdeki bir elementin konumunu belirlemek istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Şimdi yapmamız gereken öncelikle bir atom numarasını bilmek. Çünkü elementin kimliği ile ilgili bilgiyi bize atom numarası veriyor. TC kimlik numarası gibi düşünebiliriz. Şimdi elementin atom numarasını biliyorsam bu elementin proton sayısını biliyorum demek oluyor. Daha doğrusu o elementin atomuna ait proton sayısını biliyorum demek oluyor. Nötr bir atomdan bahsediyorsak proton sayısı elektron sayısına eşit olacaktır. O elektron sayısını biliyorsam da ben elektron dizilimini yazabilirim. Elektron dizilimi de işte aslında onun periyodik sistemdeki konumunu bana söyleyen bilgiyi verecek. Yani elektronların katmanlara nasıl yerleştiğini biliyorsam ben onun periyodik sistemin hangi konumunda bulunduğunu, hangi periyodunun hangi grubunda yer aldığını söyleyebilirim. Bu bilgiyi beni ulaştıracak temel bilgi de neymiş? Atom numarasını biliyor olmamış. Şimdi sorumlu olduğumuz ve bilmemiz gereken ilk 20 element yani periyodik sistemdeki ilk 20 elementin konumunu biz tespit edebiliyor olmamız gerekiyor. Burada katman sayısına bakarak bir bilgiye ulaşacağız periyodik sistemle ilgili. Bir de son katmanda yer alan elektron sayısına yani aslında bir diğer adıyla değerlik elektron sayısına bakarak biz bu bilgilere ulaşacağız. Peki katman sayısını biliyorsak buradan hangi bilgiyi elde edeceğiz? O bize periyot numarasını verecek arkadaşlar. Yani periyodik sistemin hangi numarasında, hangi periyodunda yer aldığını bize katman sayısı söyleyecek. Aynı şekilde son katmandaki elektron sayısını yani değerlik elektron sayısını saydığımız zaman bu da bize onun grup numarasını verecek. Hangi grupta bulunduğunu bize söyleyecek. Eğer ilk 20 elementten bahsediyorsak bunların tamamı baş grup elementi yani A gruplarında bulunduğu için de aynı şekilde o grup numarası aslında devamında A sayısını getirerek işlenecek. Burada ilk 20 element deyip durduğumuza göre biz 20. elemente göre bir sıralama yapacak olursak yani kalsiyum elementine baktığımız zaman kalsiyumun toplamda 20 tane elektronu var. Bu yüzden zaten 20. element konumunda yer alıyor. Burada elektron dizilimi şöyle oluyor. İlk katmanında 2 elektron, ikinci katmanında 8 elektron, üçüncü katmanında 8 elektron ve dördüncü katmanında 2 elektron taşıyabiliyor. Şimdi 20'ye kadar saydığımız zaman da bu sıralamada bir yerde durmamız gerekiyor. Atıyorum 6 diyorsak 2 burada olacak, sonrasında da 4 gelecek, toplam 6 olacak. Ya da 15 diyorsak 2 buraya gelecek, 8 buraya gelecek, geriye kaç kaldı? 5 kaldı. Dolayısıyla buraya 5 gelecek. Biz elektron dizilimini buraya kadar sıralayacağız ve durduğumuz yere göre de periyodik sistemde konumunu belirlememiz gerekecek. Kalsiyumdan bahsedecek olursak 2, 8, 8, 2 yukarıdaki bilgiler bana ne söyledi? Bu dizilimi yaptığın zaman katman sayısı onun hangi periyotta yer aldığını söyleyecek. 4 tane var o zaman
dördüncü periyotta yer aldığını söyleyebiliriz. Grubu belirlerken ne yapıyordum? Buradan öncesi hiç umurumda bile değil. En son katmanına ne yazdıysam o. En son katmanında iki tane elektron var. Dolayısıyla grup numarası 2'ymiş. Baş grup elementi, ilk 20 elementin tamamı baş grup elementi olduğuna göre bu bir 2A grubu elementidir. Yani periyodik sistemin 4. periyodunda ve 2A grubunda yer alan elementtir diyeceğiz. Birkaç tane örnekle bunu birazcık daha netleştirelim. Şimdi karbondan bahsediyorsak 6 tane proton var, atom numarası 6 olduğu için. Dolayısıyla bunun elektron sayısı da 6'dır. Biz elektronların katmanlara dizilimini yazacak olursak diyeceğiz ki hani 2, 8, 8, 2'ye kadar nerede durursak oraya kadar elektron dizilimini yapmış oluyorduk. 6'yı tamamlamak için ilk katmana 2, ikinci katmana 4 elektron geldiği zaman 6 elektronu bulmuş oluyorum. Dolayısıyla toplamda kaç tane katman var? 2 katman. O zaman ikinci periyotta yer alır. Son katmana yazdıktan sonra en üst katman hangisiyse o. Durduk 4 tane elektron var. Dolayısıyla 4A grubunda yer alması gerektiğini söyleyeceğiz. Mesela magnezyum var karşımızda hemen. Buna nasıl yaparız? Deriz ki 2, 8, 8, 2'ye kadar nereye gidiyorsa dedik. İlk katmanı 2 yazdık. 10 tane daha elektrona ihtiyacımız var. İkinci katmanına 8 yazdık. 10 elektronu tamamladık. Şimdi 2 elektrona ihtiyacımız var. Bunu demek ki 3. katmana yazabilirim. Şimdi elektron dizilimin bu olduğuna göre 3 tane katman var. O zaman bu 3. periyot elementidir. Bunu hemen yapıştırabiliriz. Son katmanda 2 elektron var. Dolayısıyla 2A grubunda yer alır diyeceğiz. Yani kalsiyum için az önce 4. periyot 2A grubu dedik. Bu 3. periyot 2A grubundaymış. Magnezyum hemen kalsiyumun üstünde yer alıyor o yüzden. Helyumda birazcık istisna durumumuz var arkadaşlar. Neden? Helyumun elektron dizilimini yazdığımız zaman sadece 2 elektron olduğu için bir tane katman var, orada da 2 elektron vardır. Elektron dizilimi bu. Periyot kısmında sıkıntı yok. Tek katmanlı olduğuna göre bu 1. periyot elementidir. Ama biz bunu 1. periyoda yazdıktan sonra şöyle bir şey demiştik. Bu 2A grubunda yer almıyor. Son katmanında 2 elektron var diye bu 2A grubunda yer almıyor. Nerede yer alıyordu? Periyodik sistemin 8A grubunda yer aldığını söylüyoruz. Şu en üstteki element olması gerekiyor. Neden? Çünkü bütün fiziksel ve kimyasal özellikleri soygazlara benziyor. Soygaz özelliği taşıyor. O yüzden de grup olarak soygazlarla birlikte davranması, birlikte bulunması gerekiyor. Yani 1. periyotta ama 2A'da değil 8A grubunda yer alması gerekiyor. Hemen örnekler yapalım birazcık daha iyi anlamış olmak için. Şimdi bize oksijen vermiş mesela 8 taneymiş elektronu. Dolayısıyla 2, 6 diyeceğiz toplamda 8 olabilmesi için. 2, 8, 8, 2'den nereye kadar gelirse 1. katmanı 2 yazdık. 2. katmanı 6 yazdığımız zaman tamamlamış oluyoruz. Katman sayısı kaç oldu hemen bakıyoruz. 2 tane katmanı var. Dolayısıyla periyot numarası gene 2 olmak zorunda. 2. periyotta yer alıyor. Son katmandaki elektron sayısına bakıyoruz. Toplamda 6 tane periyot var. O zaman grup numarası ne olacak? Tabii ki 6A grubunda olduğunu söyleyeceğiz. Fosfor mesela 15 olduğuna göre 2 dedik. 2. katmana 8 koyduk, 10 oldu. Hala daha 5 elektron alabiliyor. O 5 elektronu da tabii ki 3. katmana koyacağız. Dolayısıyla kaç katmanı var? 3 tane katmanı var. O zaman 3. periyotta yer alıyordur diyeceğiz. Son katmandaki elektron sayısına bakıyoruz. 5'miş. Dolayısıyla 5A grubunda yer aldığını söyleyebiliriz. Klor 17 olduğuna göre. Şimdi 2 dedik, 8 dedik, 10 oldu. Hala daha 7 tane elektron alabiliyor. Bu 7 elektronu da 3. periyoda yazdık. Toplamda 3 tane katman var. Dolayısıyla 3. periyotta yer alıyordur. Bunu söyleyebiliriz. Son katmandaki elektron sayısı 7. O zaman 7A grubu elementidir diyebiliriz. Kalsiyum var. Hemen yapmıştık zaten. İlk 20 elementte alınabilecek en büyük sayı zaten burası oluyor ve elektronların katman dizilimi 2, 8, 8, 2 şeklinde gidiyor. Kaç tane katmanımız oldu? Toplam 4 katman var. O yüzden 4. periyottadır diyeceğiz. Son katmandaki elektron sayısının 2 olduğunu görüyoruz. O yüzden bu bir 2A grubu elementidir diyoruz. Argon'a geldik. 2, 8 dedik, 10 oldu. Bir 8 daha yaptığımız zaman 18 elektronu tamamlamış olacağız. Yani 3. periyotta yer alacaktır. Çünkü 3 tane katmanı olduğunu gözlemleyeceğiz. Ve son katmanında 8 tane elektron olduğuna göre bu bir 8A grubu elementidir diyeceğiz. Yani aslında soygazlara yazmış olacağız. Helyumla benzer özellik taşıdığını buradan söyleyebileceğiz. Bu oradan bahsediyoruz. 2, 3 yazdığımız zaman bu 5 tane elektronu tamamlamış olacağız. Demek ki 2 tane katmanı var. O zaman 2. periyotta yer aldığını söyleriz.
son katmandaki elektron sayısı, yani değerlik elektron sayısı 3 olduğuna göre de bunun 3A grubunda yer aldığını söyleyebiliriz. İkinci periyot 3A grubu elementi kimmiş? Bormuş. Hemen bunu söyleyebiliriz. Sodyum 2, 8 dedik, 10 tane elektronu yerleştirdik. Kalan bir elektronu da 3. periyoda 3. katmana yerleştirmem gerekecek. Dolayısıyla 3 katmanı var. O zaman bu bir 3. periyot elementidir diyebiliriz. Son katmandaki elektron sayısının 1 olduğunu görüyorum. O zaman periyodik sistemin 1A grubunda yer almalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Bu kadar basit bir şekilde bütün elementlerin, daha doğrusu bu dizilimle ilk 20 elementin istediğimiz hepsinin periyodik sistemdeki hem periyodunu hem grubunu tespit etme şansına sahip olacağız. Şimdi neler öğrendik? Şöyle bir gözden geçirelim tekrardan. Periyodik sistemde dikey sütunların grupları, yatay satırların ise periyotlarını belirttiğini söyledik. Ve grupların elementlerin benzer fiziksel ve kimyasal özelliklere göre dizildiği yerler olduğunu belirttik arkadaşlar. Yani iki element aynı grupta yer alıyorsa benzer fiziksel ve kimyasal özellikler taşımalarını bekleriz. Periyodik sistemde toplamda 18 tane grup, 7 tane de periyot yer alıyordu ama gruplandırmayı yaparken iki farklı sistem kullanıyoruz. Bir harf grubunu kullandığımız zaman A grupları ve B grupları olmak üzere ikiye ayrılıyordu. 8 tane A, 8 tane de B grubu var diyorduk. Ancak 7 tane de periyot vardı. Gruplandırmayı bir de numaralandırarak gidebiliyorduk. Daha sistematik bir isimlendirme, gruplandırmayla birden başlayıp 18'e kadar grupları sıralayabiliriz. Dolayısıyla bu gruplandırmadaki fark da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela alüminyum 3A grubundadır ama aynı zamanda 3. grupta değil, periyodik sistemin 13. grubundadır dememiz gerekiyor. Sıralamanın böyle gittiği için buna çok dikkat etmemiz lazım. Mesela berilyum hem 2A grubunda hem de periyodik sistemin 2. grubunda. Neden? Sıralamada bu onu koruyor. Ama oksijenden bahsediyorsak 6A grubunda ama periyodik sistemin 16. grubundadır soldan sağa doğru sıralamayı, sistematik numaralandırmayı yaptığımız zaman. Element atomlarının elektron dizilimlerine bakarak periyodik sistemdeki yerlerini bulma şansına sahip olacağız. Atom numaraları bize onların elektron sayıları, yani elektron dizilimleri ile ilgili bilgi veriyordu. Bu elektron dizilimleri de periyodik sistemin hem periyodunu hem de grubunu bize söylüyordu. Şimdi gelelim ödevlendirmemizi yapmaya tabii ki. 0'dan 9'a kimya kitabımızı bir alalım. Neler yaptık, neler yapıyoruz, neler yapacağız, onlardan da şöyle bir bahsetmiş olalım arkadaşlar. Periyodik sisteme daldık artık. Periyodik sistemle ilgili ilk çalışmaları yaptık. Şimdi geldik modern periyodik sistem ve periyodik sistemde yer bulma kısımlarını tamamladık. Yani 84-86. Sayfalar bizim ödevimiz olacak, çalışmamız gereken yerler olacak. Şöyle bir içeriğine bakalım, neler varmış burada. Periyodik sistem, modern periyodik sistem, Henry Moseley'in çalışmalarından sonra ortaya çıkan gelişmeleri bize anlatan bir sayfa. Sonrasında da bununla ilgili 6 tane soru bizi bekliyor. Hemen arka sayfasında periyodik sistemle ilgili yer bulmayı anlatan bir sayfa var. Ve sonrasında 6 soru yine bizi bekliyor olacak. İlerleyen aşamalarda da bilgilerimizi tazeliye tazeliye devam edeceğiz. Tabii ki 0'dan 9'a kimya bittikten sonra bizim işimiz bitmiyor. Dinamo kimya kitabını karşımıza alıyoruz. Bu da bir diğer temel kaynağımız olacak. Buradaki ödevimiz neresi olacak peki? Yine modern periyodik sistem, yani 71-72. Sayfalar ve elektron katman dizilimi, sonrasında da periyodik sistemde yer bulma kısımları olmak üzere 75'e kadar çalışmamız gerekecek. Neler varmış burada, hemen ona birlikte bir göz atalım. Burada bir çözümlü örnek karşımıza çıkacak. Çözümlü örnekten sonra da o çözdüğümüz kazanımla alakalı 4 tane soru alt tarafta bizi bekliyor olacak. Periyodik sistemle elektron katman dizilimi ile ilgili ve periyodik sistemde yer bulmayla ilgili aynı şeyler devam ediyor olacak. Yani bize soruyu çözecek, sonra da çözdüğümüz soruyla ilgili, o kazanımla ilgili 4 tane yeni soru soracak. Diyelim ki her iki kitapta da çözemediğimiz herhangi bir soru oldu. Ne yapıyoruz? Karekod bizim orada kurtarıcımız olacak. Hemen oradan video çözümüne giderek kendimize desteği sağlayabiliriz. Anlamadığımız yerleri tekrar etme imkanı bulmuş olabiliriz. O zaman arkadaşlar, ödüllü sorumuzu cevaplandıralım ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hepinize iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.